tarafmış gibi lanse edemez. Tüm toplumda olduğu gibi esnaf içinde de eylemleri fiziken veya fikren destekleyenler olduğu gibi karşı olanlar da vardır. Ve bu durum gayet normaldir. Şiddete başvurulmadıkça olağandır. Gerçek esnafın silahla, palayla, bıçakla, sopayla işi olamaz. Sorunlarını diyalogla çözün. Bizler dernek olarak bu süreçte hem Taksim dayanışmasına 2 hafta önce bir basın açıklamasıyla sorunlarımızı iletmiş, hem de Cumhurbaşkanlığından bakanlıklara, bankalardan belediyelere kadar toplam 29 kurum ve makama esnafın ticari ve ekonomik taleplerini ifade eden mektuplar ilettik. Burada belirtmeliyiz ki bu iadeye taahhütlü gönderdiğimiz mektuplardan yalnızca ve sadece Beyoğlu Belediyesi'ne gönderilen evrakımız muhatap bulunamadı denilerek iade edilmiştir. Evet, sorun yıllardır zaten budur. Esnaf muhatap bulamamaktadır belediyede. Böyle bir zamanda esnafın zararından söz eden Beyoğlu Belediyesi, Esnaf Derneği'nin evrakını teslim almamaktadır. Talimhane otellerinde yaptığı davetiyeli sözde esnaf toplantılarına dernek ve üyelerimizi çağırma gereği bile duymamışlardır. Ayrıca dün buradan esnaf adına söz söyleyenleri Beyoğlu'nda tanıyan bir esnafa bile rastlamadığımızı belirtmek isteriz. Bununla beraber esnafımızın İstanbul Ticaret Odası, Lokantacılar Odası gibi temsilcilerinin nerede olduğunu da merak etmekteyiz. Neden bir Beyoğlu dolaşma ihtiyacı hissetmemektedirler? Şimdi tüm bu esnaf adına konuşma hakkını kendinde görenlere soruyoruz. ÖTV artışlarında, sigara yasası yapılırken, eğlence vergilerinde, mekan mühürlemelerinde, KPTK mevzuatlarında, sponsorluk yasaklarında, inşaat nedeniyle Taksim'e ulaşım imkansızlaştırıldığında, alkol yasası yapılırken, sokaklarda, mahkemelerde ve mecliste olmasını bilen Beyder ve Beyoğlu esnafı olarak bugün bu odalara, birliklere, gruplara soruyoruz. Yıllardır neredeydiniz? Ne oldu da esnaf dostu oldunuz? Ve en önemlisi, 19 Temmuz'da 2. yılı dolacak olan masa sandalye yasağı. Türkiye Cumhuriyeti'nde tek bir ilçede uygulanan bu yasağa karşı neredeydiniz ve ne dediniz? Kurunun yanında yaşı yakmış olan Sayın Topbaş bizle tek bir görüşmeyi dahi kabul etmemişti. Bu mu sivil toplumla istişare? Eğlence ve yeme içme sektörü esnafı bitirilirken izleyenler çıkmış mağduriyetimizden söz edip bizi taraflaştırıp eylemci ve karşıtları diye bölmenin peşinde olanlardır. Bu tuzağa düşmeyelim. Eylemcilere tepki gösteren esnaf içindeki ideolojik nedenlerle hareket edenleri, gayrimeşruya bulaşmış mekan ve kişileri de biliyoruz. Esnafın mağduriyetine meraklı olanlara tek tek soruyoruz. Tarlabaşı projesi içinde esnaf çıkarı mı vardı? Beyoğlu'nun yok edilen kozmopolit yapısı esnafa mı yaramaktadır? Yarın Galata Port yapılınca Tophane'de esnaf kalacak mıdır? Yapılan Demirören AVM'nin yuttuğu esnaflardan bilginiz var mıdır? Yıkılan Emek Sineması ile Serkil Dorian'a yapılmak istenen AVM esnaf lehine midir? Topçu Kışlası içinde AVM olsaydı esnaf mı yararlanacaktı? Peki Taksim inşaatı başladığında Gezi Parkı altından zorla çıkartılan onlarca esnafın bugün doğmuş yasal haklarına dair tek kelime ettiniz mi? Ayrıca son olarak esnaftan bağımsız ama bir samimiyet sınavı olarak soruyoruz. Demirören AVM inşaatı esnasında inşaat firmasının tahrip ettiği tarihi Ağ Camii restorasyonu neden bir yıl önce bitmesi gerektiği halde bitirilmiyor? Neden yağmur çamurda insanlar sokakta ibadetine mahkum edildi? Sordunuz mu hiç? Esnaf taraf değil, Türkiye ile bütündür.
Esnafa Destek Ol Türkiye kampanyamızı bugün başlatacağımızı duyuruyoruz. Beyoğlu esnafı haklarını ve sokaktaki masa sandalyesini geri alana kadar mücadele edecektir. Yasa ikinci yılında pazar günü saat 5'te yapacağımız etkinliğe tüm halkımızı şimdiden bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Bravo.